Tuncay Mola ve İsoğlu, 25 Mayıs 2022 Cumhuriyet. Abdülhamit ile Erdoğan'ın benzerlikleri. AKP Genel Başkanı Erdoğan, derin tarih bilgisiyle İyi Parti lideri Meral Akşener'e yüklendi. Abdülhamit Sultan'a dil uzatan, laf atan hanımefendiye şunu sormak lazım. 33 yıl hasta dev diye takdim edilen Osmanlı'yı bir karış toprak kaybetmeden yöneten Sultan Abdülhamit'e hakaret haddini aşmaktır. Meral Hanım sen kim, Sultan Abdülhamit'e saygısızlık kim? Erdoğan tarihle inatlaşarak apaçık bir Abdülhamit gerçeğinin tam tersinden tekrarlamayı sürdürüyor. Üstelik bu eleştiriyi siyasete ara verdiği dönemde üniversite düzeyinde tarih dersleri veren Meral Akşener'e yapıyor. Abdülhamit'in Tunus, Kıbrıs, Sırbistan, Mısır dahil 1.592.805 kilometre kare toprak kaybettiği bilimsel bir gerçekken, Tek karış toprak kaybı yok yalanı, Kadir Mısıroğlu adlı Atatürk düşmanı sözde tarihçiye ait. Erdoğan kendisini Abdülhamit'in bir yansıması, partisinin ideolojik yapısını ise Osmanlı'nın devamı gibi görüyor. Her fırsatta Abdülhamit'i yücelten AKP kadroları TRT ve yandaş kanallarda özel sipariş dizilerle tarihi çarpıtmaya ve kendi yanlış ezberini topluma şırınga etmeye çalışıyorlar böylece cumhuriyetten bağımsız bir tarihi arka plan yaratarak Atatürk Türkiye'si ile hesaplaşıyorlar. Aslında Erdoğan'la Abdülhamit arasında ciddi benzerlikler yok değil. Sultan Abdülhamit Osmanlı'yı borç batağına sokan, Galata bankerlerinin imparatorluğun tüm birikimlerine çökmesine neden olan, Düyuno Umumiye olarak bilinen sömürge tipi borç idaresinin ve Osmanlı'nın yıkım sürecinin mimarı Recep Tayyip Erdoğan da Cumhuriyet tarihinin en büyük borçlanmasını lonca bankerlerine yapan, dünyanın en yüksek faizlerinden biriyle faiz lobisine, yabancı bankerlere vergilerimizi oluk oluk akıtan, yap işlet devlet modeli projelerle şehir hastanelerinden köprü ve otoyollara kadar 10 yıllarca ödeyeceğimiz faiz borç yükünü milletin sırtına bırakan ekonomik buhran sürecinin mimarı. Sultan Abdülhamit, Mustafa Kemal Atatürk dahil yurtseverleri hapse atan, 33 yıl boyunca baskı ve korku rejimiyle ülkesini yöneten bir padişah. Recep Tayyip Erdoğan da iktidarda olduğu yıllar boyunca ülkesinde sürekli operasyonlar ve kumpas davalarıyla yurtseverleri baskı altına alan, yargı sopasıyla muhalifleri sindiren bir parti lideri. Sultan Abdülhamit, milyonlarca metrekare toprak kaybedilmesini, Recep Tayyip Erdoğan da Yunanistan'ın Türk adalarındaki işgalini izledi. Sultan Abdülhamit, olağanüstü servetiyle dünyanın en zenginleri arasına adını yazdırdı. Recep Tayyip Erdoğan, bir yüzükle çıktığı yolculukta büyük servet sahibi oldu. Tuncay Molla Veysoğlu